Evde oturmuş en güzel, olumlu bak videolarını izleyip sıcak çikolatanızı yudumluyorsunuz. Tadını çıkarın. Hayatta bundan daha güzel olan çok az şey vardır. Keyfinizi bozan hiçbir şey yok. Ta ki ekran aniden kararıncaya kadar. Hay aksi. Fareyi hareket ettiriyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Açıp kapama tuşuna basıyorsunuz, yine bir şey yok. Hah, herhalde yanlışlıkla kabloyu çıkardım diye düşünüp kontrol ediyorsunuz ama bütün kablolar prizde. Bilgisayarınızı açmaya çalışmaya öylesine dalmışsınız ki odanın karanlık olduğunu fark etmemişsiniz bile. Evde rahatsız edici derecede sessiz. Buzdolabının sesini duyamıyorsunuz ve odanın köşesinde duran vantilatör de çalışmıyor ve sessiz. Sonra en kötü şeyin farkına varıyorsunuz. Modeminizin ışığı yanıp sönmüyor. Aman ne güzel, elektrikler kesilmiş. Neyse, gelene kadar telefonumla oynayayım diyorsunuz. Size iyi şanslar. Bir insan birkaç hafta boyunca aç kalabilir. Birkaç gün susuzluğa dayanabilir ve havasız sadece birkaç dakika boyunca hayatta kalabilir. Ama elektrik olmadan ne kadar hayatta kalabileceğini kestirmek zor. Her şey kişinin nerede yaşadığına, hangi hayatta kalma becerilerine sahip olduğuna ve elektrikli yaşamın getirdiği kolaylıklara ne kadar bağlı olduğuna bağlıdır. Yiyeceklerinizi depolayıp satan süpermarketlerden bahsediyorum. Bu süpermarketler yiyecekleri kitlesel üretim yapan fabrikalar ya da yiyecekleri kendi elleriyle yetiştiren çiftçilerden alırlar. Ancak şimdi bir yıllığına elektrikler kesilseydi insanlığa neler olacağına bir bakalım. Oyun başlasın. Akıllı telefonunuzdaki oyun değil. Birinci gün. Günün ilerleyen saatleri. Telefonunuzun azıcık şarjı kalmış ancak mobil veriniz çalışmıyor. Hiç kimse haberleşme kulelerinin kapalı olduğundan şüphelenmiyor. Bu aynı zamanda hiç kimseyi arayamayacağınız anlamına geliyor. Hatta acil durum çağrısı bile yapamazsınız. Ancak şimdilik tek bildiğiniz şey internetin gitmiş olduğu. Peki ya siz internetsiz ne kadar dayanabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bana aşağıda yorumlarda yazın. İnternet oyununuz da yok. Telefonunuz artık çok pahalı bir hesap makinesi olmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Sanırım güneş batmadan önce yürüyüşe çıksam iyi olur. En sevdiğiniz kafeye gidiyorsunuz. Hey, neden zaman geçirmek için bir latte almıyorsunuz ki? Kapıdan içeri girer girmez barista sizi uyarıyor. Üzgünüm, elektrik kesintisinden dolayı makinelerimiz çalışmıyor, diyor. Bu fikir de suya düştü. Amaçsızca ortalıkta dolaşıp telefonunuzda sinyal yakalamaya çalışıyorsunuz. Siz ve etrafınızdaki herkes telefonlarına kafaları karışmış ve hayal kırıklığıyla bakıyor. Bir grup insanın yoğun bir kavşaktaki kötü bir kazadan bahsettiğini duyuyorsunuz. Evet, trafik ışıkları da çalışmıyor. Depolarındaki yakıtlar tükendiğinde arabalar da çalışmamaya başlayacak. Akaryakıt istasyonlarına gidip deponuzu dolduramazsınız. Kafede olduğu gibi akaryakıt istasyonlarının da elektriğe ihtiyacı var. Tüm bunlardan sonra eve dönmenin daha iyi olacağına karar verdiniz. Akşam. Öncelikle bu çılgın durumdan biraz uzaklaşmak için sıcak bir duş almaya karar verdiniz. Musluktan su akmıyor. Sifon da çalışmıyor. Evet, sıhhi tesisat, sıcak ya da soğuk su da yok. Böyle bir kesinti özellikle de uzun sürdüğünde ışıksız kalmaktan çok daha ciddi bir hal alıyor. Televizyon yok, PlayStation yok, hiçbir şey yok. Neden eğlenceli olan tüm şeylerin prize takılması gerekiyor ki? Of, pekala bir kitap okuyayım bari diyorsunuz ve mumlarınızı yakıyorsunuz. Diğer evlerin elektriği gelmiş mi diye pencereden dışarı bakıyorsunuz. Şimdiye kadar şehri hiç bu kadar karanlık görmemiştiniz. Tek gördüğünüz şey içinden loş ışık gelen pencereler. Herkes mum yakmış. Gökyüzüne bakıyorsunuz, yıldızları görüyorsunuz. Sokak lambaları yanmadığı ve evlerin ve iş yerlerinin ışığı olmadığı için gökyüzü nefes kesici görünüyor. Neyse, en azından bu var. İkinci gün. Buzdolabındaki bozulan yiyecekleri kurtarabilmenizin bir yolu kalmadı. Sütünüzü, yumurtalarınızı, peynirlerinizi falan atıyorsunuz. Aynısı marketlerin buzdolaplarındakiler ve dondurulmuş ürünler için de geçerli. Önümüzdeki birkaç gün içinde tüm şehirde bozulmuş yiyecek dağları oluşacak. Belki de marketten başka bir şeyler alabilirsiniz. Üzerinizde nakit olsa iyi olur. Çünkü POS makineleri çalışmayacak. ATM'leri de kullanamazsınız. Bankada parası olanlar paralarını alamayacaklar. Tüm dünyadaki acil durum jeneratörlerinin enerjileri tükenmeye başladı bile. En güçlü modeller bile en fazla 24 saat güç sağlayabiliyor. Fabrikalar üretimi durdurdu. 7,5 milyarın ihtiyaç duyduğu besin üretimi durdu. Elektriksiz geçen ikinci hafta. Mutfak dolapları ve kilerdeki yiyecek stokları bittikçe panik artıyor. Çoğu kişi civardaki mağazalara talan edip ihtiyaç duyduklarını alıp tüketmeye başladı bile. Herkesin şişelenmiş suya ihtiyacı var. Şehirden çıkmaya karar veriyorsunuz ama uçağa binemezsiniz. Havaalanları kapatıldı.
Keşke aynı Cessna Skyhawk gibi turboprop'unuz olsaydı. En azından arabanızda az da olsa yakıt var. Ancak sizin dışınızda şehri terk eden yüz binlerce insan daha var. Bütün gününüz trafikte geçecek. Elektriksiz bir ay. Küresel ekonomi hızlı bir düşüş yaşıyor. Ticaret, bankacılık, uluslararası ve kişisel borçlar bir gecede gitti. Kamu hizmetleri olmadığı için çöpler sokaklara yığıldı. Sıçanlar lağımlardan çıktı. Şehir artık onların. Ancak sizin bu kaosu uzun süre önceden terk etmiş olmanız iyi bir şey. Elektriksiz 3. ay. Ha deyince kendi çiftliğinizi kurup kendi kendinize yetebilmenin bir yolu olmadığını biliyordunuz. Pek çok insanın yaptığı gibi siz de akrabalarınızdan yardım istiyorsunuz. Şansınıza Cemal amcanız ve Zülal teyzeniz yıllardır köyde elektriksiz hayatlarını sürdürüyor. Ancak etraftaki işlere sizin de yardımcı olmanız gerekiyor. Parasını verip istediğiniz yemeği yiyebildiğiniz günler geride kaldı. Fiziksel emeğinizle yiyeceğinizi kendi kendinize üretmeniz gerekiyor. Elektriksiz 6 ay. Her yerde küçük topluluklar ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar kuyulardan su çekiyor ve tarım ve balıkçılık sayesinde karınlarını doyuruyorlar. Para olmadığı için takasa geri dönüyoruz. Bir koyuna daha mı ihtiyacınız var? O zaman domuz verip koyun alın. İnsanlık elektriksiz yaşamayı öğrenmeye başlıyor. Ancak 365. gün. Işık geri geldi. Yani elektrik istasyonlarındaki ekipmanlar bir yıl bakımsız kaldıktan sonra hala çalışırlarsa tabii. Muhtemelen çalışmazlar. Bir şeyleri onardıklarında ve elektrik geri geldiğinde ekonomiyi, altyapıyı ve üretimi eski haline getirmek en az 10 yılı bulur. Yani kısacası elektrik çok uzun süre boyunca kesilseydi, elektrik olmadan önce atalarımızın yaşadığı hayata geri dönerdik. Ancak merak ettiğim bazı şeyler var. Peki ya doğal elektrik kesilirse ne olur? Mesela şimşek gibi. Her saniye gezegenimizde 50 ila 100 şimşek çakıyor. Dünyamızın şimşeğe ihtiyacı var. Ne zaman bir şimşek gökyüzünü aydınlatsa ozonu soğutuyor. Bu kelime size tanıdık geldi mi? Evet, atmosferde dünyayı zararlı ultraviyole ışınlarından ve kozmik radyasyondan koruyan katmana ozon tabakası deniyor. Şimşekler gezegenimize daha pek çok açıdan yarar sağlıyor ancak bunlardan başka bir videoda bahsedeceğim. Hadi devam edelim. Elektromanyetik alanlar. YouTube'dan video izlerken elektriğin kesildiği ana geri dönelim. Bütün elektrik kesilseydi, yani sadece elektrik kesintisi değil, elektrik enerjisi de gitseydi, buzdolabınızdaki bütün magnetler yere düşerdi. Bunun nedeni elektromanyetik güçlerini kaybetmeleri olurdu. Eğer evrende elektrik alanı kalmasaydı, o zaman işler kötüye giderdi. Elektromanyetik alanlar, tüm atomların ve moleküllerin bir arada durmasını sağlar. Bu sayede somut bir madde oluşturabilirler. Siz, ben ve etrafımızdaki her şey bu şekilde bir arada durur. Bu manyetik yapıştırıcı olmasaydı her şey parçalanır ve dağılırdı. Artık ışık ve zaman yok. Biraz önce bahsettiğim şeyle alakalı olarak molekülleriniz atomlardan oluşur. Bu atomların her birinin etrafında elektronlar uçuşur. Bu elektronlar dönmekte kalmazlar. Aynı zamanda elektrik yükü nedeniyle birbirlerini iterler. Demek ki ismi buradan geliyor. Bu itme kuvveti evrendeki en büyük gücü sınırlandırmak için geçerlidir. Evet, yer çekiminden bahsediyorum. Yer çekimi etrafındaki her şeyi sıkıştırır. Bu yüzden elektronlardaki yük kaybolursa ve birbirlerini itmeyi bırakırlarsa yer çekimi onları öyle bir güçle sıkmaya başlar ki bir kara delik ortaya çıkar ve bütün maddeleri yutar. Böyle bir durumda bir şekilde hayatta kalmayı başarsanız bile hiçbir şeyi göremezsiniz. Çünkü yer çekimi fotonları da emer. Fotonlar ışık parçacıklarıdır. Bunun sonucunda mutlak karanlık gelir. Her şey hiçbir şeye dönüşür. Ve bu bir yıl boyunca devam eder. Ancak bir dakika, yıl kavramı da yok olur çünkü yer çekimi sadece mekanı değil, zamanı da saptırır. Yeni başlangıçlar. Diyelim ki biraz zaman geçti. Zaman artık ne anlama geliyorsa işte. Ve elektrik geri geldi. Peki ya o zaman ne olur? Bam! Büyük patlama. Evren yeniden oluşur. Elektronlar püskürdükleri yere geri döner, atomlar ve moleküller eskiden olduğu gibi fonksiyonlarını sürdürür. Ancak şu an olduğumuz seviyeye ulaşmamız milyarlarca yılı bulacaktır. Neyse ki bunların hepsi varsayımlar ibaret ve sürekli her şeyi sorgulayan aklım sayesinde biraz da fantastik. Ancak kesinlikle mümkün değil. Bu yüzden sıcak çikolatanızı yudumlamaya ve YouTube'un tadını çıkarmaya devam edin. Hazır buradayken bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte hoşunuza gidebilecek başka videolar. Sadece sağdaki ya da soldaki videoya tıklayın ve hayata olumlu bakın.